Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur, bir de kanalına abone olayım. Abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uçma parkurundayız. En sevdiğiniz parkurlar arasında belki de ilk 3 ya da ilk 5'te sayabilirim uçma parkurunu. Ve bugün uçma parkurunda vay 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 işte karşınızda Volkswagen ailesi bizlerle, Almanların biliyorsunuz en sevilen arabalarından Alman Volkswagenlerle karşınızdayım. Hemen arabalara bir bakalım. Kahramanlarımızdan Demir Adam Scirocco'ya binmiş krom kaplamalı bir Scirocco var. Yanında Volkswagen Amarok var, Batman kullanacak. Volkswagen Polo var burada, Örümcek'e verdik bunu. Yanında Volkswagen Jetta, Torun arabası. Burada Volkswagen Transporter, kaptan kullanacak bir hafif ticari diyebilirim. Yanında Volkswagen Touran var, minivan sınıfından bir aile arabası. Volkswagen Golf Baldi'de ve Arteon'da bugün Recep abinin arabası. Bakalım uçma parkurunda bugün neler yaşayacağız. Önce Örümcek başlayacak. Siz de bu arada favori arabanızı yazmayı, kanala hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Örümcek de parkura başlasın. Bakalım bugünün en iyisi kim olacak, göreceğiz. Araba çok iyi be. Volkswagen Polo karşınızda arkadaşlar. Hazırsanız sağlam bir uçuş geleceğini düşünüyorum Polo'da. Yavaş 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 yavaş. Şimdi hızlan, şimdi hızlan. Bas 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 abi, bas abi. Hızlandırıcılar sayesinde çok ileri gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve abi, gördüğünüz gibi uçan Polo karşınızda. Muhteşem gitmedi mi sizce de? Yalnız tam yolun biraz sınırına mı düşecek? Çok güzel uçuyor gibiydi aslında ama düştüğü noktaya bakarsak yani çok da iyi uçmadı gibi, ne dersiniz? Yani uçarken çok güzel uçuyor gibiydi. Ya şurada mesela bir ne bu? Kömür madeni midir? İşte petrol rafinerisi mi? Bir yer var, şu önümüzdeki fabrika var ya. Orayı geçmeleri gerekiyor genelde. Ama Örümcek biraz gerisinde kaldı. Bakalım şimdi Volkswagen Amarok neler yapıyor? Arabayı görüyorsunuz. Harika gözüküyor Amarok. Gerçekten çok güzel bir araba. Umarım performansı da iyi olur Batman'in. Göreceğiz. Az kalsın düşüyordu. Çok dikkat etmesi lazım Volkswagen Amarok'un. Amarok bir pick-up araba bildiğiniz gibi arkadaşlar. Yani uçarken diğerleri gibi güzel performans göstermeyebilir. Haberiniz olsun. Bakacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Araba muhteşem gözüküyor. Şimdi uçuş. Vay vay vay. Size bir şey diyeyim mi? Polo'yu geçti bu araba arkadaşlar. Böyle bir pick-up'ın Polo'yu geçebilmesi gerçekten gerçekten enteresan diyebilir miyiz? Diyebiliriz aslında. Bakın Polo çok geride kaldı ve Amarok, Allah, konteynerlara tırmanacak neredeyse. Bakın Polo hemen arka tarafta, Amarok ise tam fabrikanın giriş noktasına düşmeyi başardı. Burası kum ocağı sanırım ya. Aynen, kum ocağı arkadaşlar gibi duruyor. Kumlar falan var. Performans şu an için Polo'dan daha iyiydi. Bakalım sıradaki kahramanımız Volkswagen Jetta ile neler yapıyor? Sıra Tor'da. Arabası sedan bir araç. Volkswagen ailesinin sevilen sedanlarından Jetta ile Tor'u izleyeceğiz şimdi. Bakalım performansı nasıl olacak, ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel performans. Bekliyorum ben. Tor'dan yavaş gidecektin. Abi ne yapıyorsun ya? O kadar hızlanacak yeri havada geçirdin. Yapma bunu, kötü oldu bu. Ama yine de iyi uçtu. Yine de iyi uçtu. Ama işte orada mesela hızlanması gereken yeri havada uçarak geçirdi. O bayağı yanlış bir hareketti Tor dostum. Biraz yavaş ve dikkatli olmalısın. Polo'yu geçti gibi gözüküyor ama Amarok'u sanırım geçemeyecek gibi duruyor ve geçemedi. Abi bugün Amarok günün birincisi olacak gibi gözüküyor. Polo'nun durduğu yeri görüyorsunuz. Bayağı bir geride. Günün en kötüsü şu ana kadar. Amarok hemen ileride. Burada ise Volkswagen Jetta'nın performansını gördünüz arkadaşlar. Sırada Baldi var. Baldi bugün Volkswagen Golf'ü kullanacak. Yeni Golf arkadaş. Hatta Golf R arkadaşlar. Normal Golf 8 değil bu. Golf'ün R versiyonu, çok daha güçlü, çok daha pahalı versiyonu diyebilirim sizlere. Bakalım performansı nasıl olacak Volkswagen Golf'ün, göreceğiz. Baldi bak Tor gibi yapma dostum, yavaşla. Yavaş yavaş ha.
Yavaş, acele etme, acele etme. Bekle, bekle, bekle. Buradan çünkü uçarak geçince hızlanamıyorlar arkadaşlar, bakın. Aynen abi, şimdi yardırabilirsin. Volkswagen Golf ve Baldi izliyorsunuz uçma parkurunda. Şimdi uçuş. Gayet iyi gibi, ne dersiniz? Sizce Amarok, Polo veya Jetta'yı geçebilecek mi? Ya şöyle baktığım zaman, düştüğü yere bakıyorum, hepsini geçti. Vallahi geçti, helal olsun be. Abi, beni dinleyen kazanır arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, bir de sürüklenme yaptım. Ve. Muhteşemsin be. Abi, olay bu kadar basit. Şu an neredeler göremiyoruz. Bakın şu fabrikanın ön tarafında en yakın rakibi Amarok. Diğerlerini saymıyorum bile. Günün birincisi şu an için Volkswagen Golf ve Baldi oldu. Bakalım şimdi rakibi Scirocco neler yapacak. Sanırım daha önce hiç krom kaplama araç getirmemiştik arkadaşlar. Ama çok güzel gözüküyorlar gördüğünüz gibi. Krom kaplamalı arabaları da ekstra olarak getireceğim sizlere. Sadece krom kaplamalı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Arabamız Scirocco, tek kapılı güzel bir araba. Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz. Araba çok iyi gözüküyor. Performansı bence güzel olacak. Golf'ü geçeceğini düşündüğüm arabalardan bir tanesi Scirocco'nun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Göreceğiz. Şimdi tam gaz ileri. Bas abi. Şimdi uçuş. Ben dedim abi size. Bu araba Golf'ü geçer arkadaşlar. Bakın söylüyorum size, en başına dedim. Bu araba Golf'ü geçer diye dedim. Şu an için Golf'ün hemen yanına, hatta geçiyor bile. Bir de sürüklenecek, iyice geçecek. Ve Scirocco, sen nasıl bir kralsın böyle. Bakın görüyor musunuz Golf'ü? Aşağı tarafta. Dur, yerini kaybetme. Yerini kaybetme. Şuradan tam aynı hizaya gel. Görelim Polo'yu da. Gördüğünüz gibi, pardon, Golf'ü de inanılmaz bir fark attı. Daha uçmadan söyledim abi size. Scirocco geçer diye Polo'yu, pardon, Golf'ü hep karıştırıyorum. İnanılmaz bir performansta. Günün en iyisi oldu Volkswagen. Scirocco ve Demir Adam. Sırada kaptan var. Bir hafif ticari mi diyelim buna? Ne diyelim bilemedim. Hafif ticari diye geçiyor sanırım transporterler. Yani benim tahminim o yönde. Bilmiyorum yanlışsa. Hafif, gerçi hafife de çok hafif gibi de durmuyor transporter ama. Neyse artık, siz yazarsınız doğrusunu. Güzel bir araba. Bakalım bu ticarimiz. Ticari diyebilirim genel ismiyle aslında. Bakalım performansı nasıl olacak. Günün lideri Scirocco'ydu arkadaşlar. İnanılmaz bir performans gösterdi Scirocco. Yani inanılmaz ötesiydi. Bakalım transporter şimdi uçuşuyla. Ya benim tahminim geçemez arkadaşlar. Yani transporter'ın Polo'yu, Golf'ü, ne bileyim Polo diyorum yine ya, Golf'ü ve Scirocco'yu geçmesi neredeyse imkansız. Ama Amarok'u çok az bir farkla geçiyor. Evet. Vay be abi, bu arabalar neymiş böyle. Hatta sürükleniyor şu an, hala bıraktım. Bu of. Neredeyse Golf'ü geçiyordu transporter. Abi Scirocco'yu bile geçebilirdi biraz daha sürüklense. Bu nasıl bir performans? Şu an ben şok. Birinci Scirocco, ikinci Golf, üçüncü transporter olarak uçma yarışması devam ediyor arkadaşlar. Recep abiyle devam ediyoruz. Arabası çok güzel. Bu arada Volkswagen Arteon arkadaşlar. Yine bizim ülkemizde de kullanılan ama dünyada da çok fazla satılmayan. Zaten hemen bitti zaten. Üretimi bitti bu arabanın, Arteon'un. Çok fazla üretilmedi. Çok fazla satılmadı. Bilmiyorum tutmadı mı, ne olduysa artık, ama güçlü bir araba, onu söyleyeyim. Yavaş bir araba değil. Fazlasıyla güçlü bir araba Volkswagen Arteon. Bakalım uçma parkurdaki performansı Recep abiyle. Oooof, uçuşa bakın. Abi çok güzel uçuyor ya. Gerçekten çok güzel uçuyor. Muhtemelen Amarok'u geçti. Ama transporter'ı belki sürüklenmeyle geçebilir. Amarok'un tam yanına düşüyor. Onu da geçemeyecek neredeyse. Ve aynı hiza diyebilirim sizlere. Amarok'la Arteon aynı noktaya düştü. Yani nasıl başardılar bilmiyorum ama ikisi de konteynere çarptı. Ve burada kaldılar. Şimdi sırada son arabamız Volkswagen Touran var. Yine aile arabası denildiğinde ilk akla gelenlerden Volkswagen Touran arkadaşlar. İçi falan çok güzel, çok kaliteli bir modmuş.
Thor'un modu gayet güzel gözüküyor. Bakalım performansı nasıl olacak değil mi? Bizim için en önemlisi o arkadaşlar. Yani iyi performans gösteremezsen zaten hiçbir anlamı kalmıyor. Onu söyleyeyim sizlere, çok iyi performans gelmesi lazım Thor'dan. Hadi bakalım, günün birincisi hala Scirocco bu arada. İkinci gol, üçüncü Transporter. Bakalım Thor onları geçebilecek mi? Çok ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Ama iyi uçtu, onu görebiliyorsunuzdur. Yani düştüğü nokta şeyi geçti, Artyon'la Amaro'yu geçti. Transporter'ın biraz gerisinde belki sürüklenmeyle geçebilir, göreceğiz. Sürüklenme. Ve yok artık. Bu şaka mı abi? İnanılır gibi değil. Şimdi bu transporter kesin geçti. Hiç sıkıntı yok. Ama golfü geçti mi sayalım? Aynı mı sayalım bilemedim. Scirocco zaten ileride, onu biliyoruz. Abi şu an bilemedim ya. Golf bakın tam bu noktada. Yani Thoran da aynı gibi duruyor aslında şöyle bakıldığı zaman. Artık karar sizinle arkadaşlar. Scirocco günün en iyisi oldu. Gerçekten Demir Adam'ı tebrik ediyorum. Krom kaplamalı bir Scirocco ile günün en hızlısı oldu Volkswagen ailesinde. İkinci sırada artık karar sizin. Thoran mı, Golf mi yoksa ikisi mi? Üçüncü sırada ise ya da dördüncü sırada Transporter yerini aldı. İnanılmaz bir performanstı bugün Volkswagen ailesinden. Çok eğlenceliydi. Son zamanların en çekişmeli yarışmalarından, uçma yarışmalarından birini izlediğimizi düşünüyorum. Umarım favori arabanız en iyi uçanlar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.